Adana'nın Seyhan Nehri kıyısında bulunan 3000'e yakın kovanda çok sayıda arı telef oldu. Bölgedeki arıcılar bu ölümlerin sebebinin Seyhan Nehri'ndeki kirlilik olduğunu iddia etti. Ortalama 6 ay buradayız. 600 tabanımız var kovan. İşte nehirden gelen kirli su yüzünden arı su ihtiyacını karşılamıyor. Oksijensiz olduğu için. Arı işte su ihtiyacını karşılamadığı için bazen susuzluktan gidiyor. Kirli su hep atık kimyasal oluyor. O yüzden arı ölümü oluyor. Şu an 300 tane kaldı taban olarak. O yüzden hep gün geçtikçe daha çok ölümler oluyor. Zaten gördüğünüz gibi dizmişiz boş olanları. Bekle. Üç gündür nereden bakarsan 80-90 tane kovanın boşluğu. Eğer bu şekil suyu bırakmazlarsa devam ederse en fazla bu şekil devam ederse 3 gün hepsini üste koyarım yani. Hepsi boşalır. Suyun bırakmasına talep ediyoruz. Yani bu civarda zaten herhangi bir meyveye ilaç atılacak zamanı değil. Yani tek şüpheli şey su. 3 aydır buradayım. 3 aydır nehir bu şekil ama bu 3 gündür bayağı bir kirli oldu. 3 gündür arı zehir alıyor. Su ihtiyacını nehirden karşıladığı için. Bu şekil devam ederse arı diye bir şey kalmaz. Abla ne oldu? Kabul etmedin mi? Şu anda bölgede 3000'den fazla arı kovanı var. Burada şu an 16-17'ye yakın arı yetiştiricisinin kovanları bulunuyor ve bu kovanlardan çita sayısı olarak düşüyor. Yani böyle devam ederse bu kırımların ölümün devamı konusunda böyle bu şekilde ölümler devam ederse zaten kovan diye bir şey kalmayacak. Abi buraya gel, buraya. Tamam,